Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ila Allah. İnna Allaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veccil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ve biz senedil muttasilen Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ennehu kal Isbiri fe inneha tüzhibu hubsebni adem kema yüzhibül kiru hubsel hadid. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab Etbaalları Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler Rahmetullahi Aleyhi Mecmai'nin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçin el-Fatiha. Bismillah. Efendimiz şöyle buyuruyor. Ashabul cenne selase. Cennete girecek adamlar çeşitli şekillerde açıklanmış. Şimdi cennete girecek 3 kişiyi açıklayacak. Sadece 3 kişiden ibaret değil. Orada 3 kişiden söz etmiş Peygamberimiz. Başka hadisler getirirseniz cennete girecekler sıralasam bir hayli çok. Şimdi cennete girecek 3 kişi var. Kim bunlar? Zü sultanin muksit muvaffak. Evet. İdareci, müdür, devletin idarecisi, bir yerin idarecisi, idareci, gücü var, elinde yetkisi var ama dürüst idareci, adaletle hareket ediyor, muksit, adil, muvaffak. Evet, Cenab-ı Hak onu adalete, hayırlı işlere vesile kılıyor. Bir de var, gücünü zulümde kullanıyor. Adamın bedbahtlığının alametidir o. Öteki de hayırlı işlerde kullanıyor gücünü. İşte şimdi biz burada ders yapıyoruz. Biraz evvel namaz kıldınız. Namaz kıldınız. Bundan Fatih Sultan Mehmet pay aldı. Bu cami yaptıran da aldı. Değil mi? Gücünü nerede kullanmış? Böyle güzel bir beldeyi İslamlaştırmakta kullanmış. Bir başkası da zulüm yayıyor etrafa, değil mi? Zulüm yayan da yetkisini zulümde kullanıyor. Güçlü, yetkili olan bir idareci adaletli harekette, hayırlı işlerde gücünü kullanmış. Allah onu hayırlara muvaffak kılmış. Yaptığı hareketler hep hayra, insanın iyiliğine uygun. Bu cennetliktir. Evet, mahşerde herkes sıkıntı, bunalım içindeyken mahşerin gölgesinde hiç sıkıntı yüz görmeyecek adamların başında 7 kişi, 7 grup insan yani. İmamın adil, adaletli idareci. Aha, burada da onu söylüyor. Cennete gireceklerin başında adaletli idareci gelir. İki, kim cennete girer? Varaculun rahimun rakikul kalbi. Evet. İnsan nasıl merhametli, nasıl kalbi çok şefkatli. Çok merhametli, çok şefkatli bir insan. Bu
Burada racülün adam var ya, bu söz gelimi söylenmiştir. Kadınlar da böyledir. Şimdi kadından kraliçe var, biliyorsunuz değil mi? Başbakan var, şu var, bu var. Yani bu söz gelimi insan, merhametli insan. Baba böyle o yuvanın idarecisidir. Merhametli insan, müşfik kalpli. Evet. Yaratıklara karşı Allah'ın kulları, yaratıkları Allah'ın evladı iyali mesabesindedir. Öyle hadisler var. Onlara iyi davranıyor. Merhametli davranıyor. Şefkatli davranıyor. Onların sahibi Allah. Sen nasıl çoluğuna çocuğuna birisi iyilik etse memnun olmaz mısın? O iyilik edeni sevmez misin? Bütün yaratıklar Allah'ın evladı iyali mesabesinde olduğuna göre, başta insanlar olmak üzere, başta müminler, kafirler de buna dahil, tecavüzkar, mütecavüz, zalim olmamak kaydıyla insanlara, onlara da iyilik edersen, Allah yaratmış onları. O açıdan Allah'ın sevgisini, rızasını kazanırsın. Böyle bir şefkatli, merhametli davranışın olursa. Ve racülün afifun fakirun mutasattık. Mutasattık. Evet. Bir insan düşünün, iffetli ama fakir, kuruşu yok, hırsızlık yapmıyor, acımdan ölürüm, kimsenin malını çalmam diyor, sahtekarlık yapmam diyor, rüşvet almam diyor. Halbuki çok darda. Allah insan dünyası işte, böyle seni zora sokar, bakalım rüşvet alacak mı, hırsızlık yapacak mı, imtihan dünyası. Orada ölsem de yapmayacağım dediğin anda imtihanı kazanırsın, kapılar açılır. Ama her insan bunu yapamıyor, onda imtihanı kaybediyor değil mi? Evet, diyor ki fakir ama iffetli. Kimsenin malını çalmıyor, yanlış zulmetmiyor, aşırmıyor. Böyle bir insan, mutasattık, haramlardan uzak duruyor. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmiş. Dilencilik şerefsizliğine düşmüyor. Evet, aile efradına haram lokma yedirmiyor. İffetini ayaklar altına almıyor. Bu da cennetliktir. Evet, merhametli kalbi olan kimse cennetliktir. Bir de adaletli idareci cennetlidir. Buna karşılık وَاصْحَابُ النَّارِ Cehenneme girecek olanlar kimlerdir ya? Hamsetün, onlar beş kısım, sınıf insandır. Racülin, hamsetü racülin, la yuhfi lehu tama'a ve in dukka illa khanehu. Evet. Son derece aşk yüzlü, tamakar. Şükür demiyor. Karnı doymuş, içi görülmüş. Daha fazlasın. Her gün, her an bunu düşünüyor. Daha fazlası, hiç şükür yok. az geldi içi böyle. Tamakar insan. Ve kendisine karşı iyilik yapsan, iyi davransan hainlik yapıyor. Hani demişler ya, falanca sana şu iyiliği yaptı. Durmuş adam, olmaz demiş. Adam insanların halini anlatacak bize. Büyük adam. Bu adama demiş, ben hiç iyilik yapmadım ki demiş. Kötülük yapmadım. Yani iyilik yapıyorsunuz, hainlik ediyor. Yani iyilik yapıyorsunuz, hıyanet eder. Bu cehennemliktir. وَرَجُنْ لَا يُصْبِهُ وَلَا يُمْسِي اِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ an اَهْلِكَ وَمَالِكَ Adamın karakteri, cibilliyeti, kuyu tüyü şu: ailesini kandırıyor, aldatıyor. Ticaretinde hep yanlış yapıyor, hile yapıyor. Kandırıcılık, hile yapmak herifte huy olmuş, karakter olmuş. Bu adam cehennemliktir diyor. Bazı adamlar böyle vardır yani. Basit bir şeyi bile
Yaptım ondan zevk alır. Şimdi yapıyorlar. Mesela borç para aldınız. Bir kere borçlanmak iyi bir şey değil. Çaresiz kalmadıkça borçlanmayın. Çaresiz kalana da borç verin. Kat kat icir verecek Allah. Karşılığında faiz almaksızın, bir şey beklemeksizin, karz-ı hasen. Ama siz borçlu almayın. Almamışsa neden? Azrail aleyhisselamın ne zaman kapını çalacağını bilen yok. Borçlanmışsın. Borçlu adamın ölmesi hiç iyi bir şey değil. Arkandakiler ödemez. Mirasçılar. Sen de senet sepet bırakmamışsındır. Böyle bir şey yok derler, inkar ederler. Borç senin boynuna halka kalır. Dünyada onlar senin malını, paranı, safasını sürer. Sen öbür tarafta kabirde cezasını çekersin. Ölü verecek olabilir, değil mi? Böyle durumlar olabilir. Zorda kalmadıkça borçlanma. Şimdi günümüzde ne yapıyorlar? Cuma gün mesela ödenecek para. Ödeyebilecek. Pazartesine atayım diyor. Üç gün repoya veririm. Bilmem kullanırım. Bu hiledir bu. Adamın karakteri bu. Onu kendine ya tatil kardeşim ne yapayım yatıramadım da falan filan diye bir sürü de yalan uyduruyor tabii. Adamın karakteri budur diyor. Bu da cehennemliktir. Malında, ticaretinde, davranışında, ailesine karşı da bir şeyi alacak. Almak istemez. Para harcayacak diye. Paraya hırsı çoktur. Yalan söyler, aldatır. Bulamadım da edemedim de filan gibi. Her karakteri budur yani. Hep hiledir, aldatmadır. Bu da cehenneme gider. Ve daifullezî lâ zebere lehu. Evet. Bir diğeri de zayıf kişi ama bunun aklı yok. Aklı yok. Ne demek aklı yok? Akıl insana şu yanlış, şu doğru diyen meleke. Bizi hayvanlardan ayıran, insan yapan akıl. Ama herif şehvetinin kurbanı, hayvan gibi. Önüne şöyle bir hayvanın önüne tam onun hoşuna giden bir yonca falan geldi mi? Falancanın malıydı, filancanın malıydı. Hiç dinler mi? Hemen onu süpürür, aşırır. Evet. Bu da böyle zayıf. Yani aklı yok. Akılsız, aklını kullanamıyor. Şehvetine mağlup. Onu karşıya duramıyor. Şehvetine karşı duramayınca da her türlü yanlışı yapıyor tabii. Bu da cehennemliktir. Şehvetlerini reddedemez çünkü. Şehvetler insanları yanlış yollara iter. Akıl insanları ayıltır. Aklını yok yani şehvetinin kurbanı bu iş. Onu gördü mü kafası hiç çalışmıyor adam. Gözü görmüyor, kulağı duymuyor gari yani falan. İşte bu adam da cehenneme gider diyor güzel peygamberimiz. Aklınızı kullanın, nefsinize uymayın, şehvetlerinizin kurbanı olmayın. Şefkatli olun, size iyilik edene hainlik etmeyin, hilekar olmayın. Evet, hilekar olmayın, tamakar olmayın. Gözü kalbi tok insan olun, iffetinizi koruyun. Cennete gidersiniz, cehennemden kurtulursunuz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ellezînehum fîküm teb'an. Arz ettim. Lâ yebğûne ehlen ve lâ mâlen. Evet. Şimdi cehennemliklerin vasıflarını saymaya devam ediyoruz. Arz ettiğim gibi adam şehvetinin, nefsinin istediği karşısına çıktı mı hiçbir şey gözünü görmüyor. Hemen onu yumuluyor. Dur ya. Nerede mesela? Böyle arkadaşlar adam yine sigaraya çalacağım. Çünkü çok felaket bir illet. İzmir'de bir arkadaşın yanında çalışıyor bir adam.
arkadaşımız, işveren, önemli yere getirmiş, iyi de para veriyor. Ama öyle sigara içiyor ki, öyle çay içiyor ki, koyu çay. Hastalanmış, doktora gitmişler. Şimdi dayanamaz şehvetine, misal veriyorum. Kesinlikle sigara içmeyeceksin, bir. Kesinlikle bu demli çay içmeyeceksin, iki. Bir daha gözüme görünme demiş. Yani çoktan ölmen lazımdı senin. Niye yaşıyorsun? Sakın içme. Eskiden iki paket sigara açarsa üç pakete çıkardı o herif. Doktor böyle söyledikten sonra dayanamıyor isteğine. O çünkü insanlar yasak edilen şeyi daha çok haris olurlar ya. İçme sakın ha deyince üç pakete çıkardı. Yedi gün dolduramadı. Altıncı gün öbür tarafa yuvarlandı gitti. Evet. Dayanamıyor bakın. Bir diğer hastanedeyim, kalbinden ameliyat etmiş, saatlerce uğraşmış, biz de gittik oraya, doktorların yanına geldi adam, bir hasta gördüm dedi, moralim sıfır oldu, kendime çok kızdım, 6,5 saat uğraştım dedi, kalbini tamir edeyim diye, bundan sonra sakın sigara içme ha. Bak bu kadar uğraştık, kaç tane arkadaşımla seni kurtardık. Gelmiş kontrole gelmiş. Başka ameliyattan gelirken bir bakmış ki ağzında sigara tuvaletten çıkıyor. 6,5 saat boşuna emek vermişim yahu. O kadar üzüldüm ki diyor. Adam bakın ölecek diyor. Doktor böyle söylüyor. Durumun şu. Hani böyle nefsine karşı koyamayan, iradesi yok bak, aklı yok dediği o. Kafasını çalıştıramıyor. Yoğun bakımdan çıkıyoruz. Babasını yatırmış yoğun bakıma. Sigaradan dolayı ciğerler bitmiş demiş. Yoğun bakıma almışlar. Ha öldü, ha ölecek. Ciğersiz adam yaşar mı? İnerken ben de görünce hemen sakladı. Öyle pis kokuyor ki o meret. Sakladı, anladım ben sigara içtiklerini. Biriniz dedim sigara içmiş. Güldüler. Kim içti? Ben içtim dedi. Baktım adamcağız böyle genç. Evli misin? Evet. Kaç çocuğun var? 3 tane. Dedim hiç olmazsa çocuklarına acı yahu dedim. Çünkü sigara içince kendi değil çevresindekileri de zehirliyor. Tıbben böyle yani bunu ben uydurmuyorum. Hiç olmazsa o masum yavrulara acı yahu dedim sen. Güldüler yine. Hocam dediler babası sigara içmekten ciğerler bitmiş. Yoğun bakıma yatırdı oradan geliyor. E baban yatırdın ya. Şimdi inadına bir de sigara içiyor. Ya insan bazen aklı yok diyor peygamberimiz ya kafası çalışmıyor adamın. Sigara içen baban en sevdiğin adamı yatırmışsın yoğun bakıma. Ciğerler bitmiş demişler. E o inadına sigara içilir mi ya? Kafa çalışsa yapar mı bunu? İşte bu da cehenneme gidecek. Çünkü bu adam parayı gördüm yapmayacağı şey yoktur. Alkışı gördüm yapmayacağı şey yoktur. Bazısının zaafı kadına karşıdır. Bazısının zaafı paraya karşıdır. İnsanların nefsine böyle şey uydu mu kafası çalışmaz. İman bile edemez. Ebu Cehil çok zeki adamdı. Ama nefsine uydu. Aklını, zekasını çalıştıramadı. Kibirine nefsin işidir kibir. Haset nefsin işidir. Onlara mağlup oldu. Peygamberimiz imansız gitti. Amcası Ebu Leheb aynı. O da dahi insanlardan, Arap dahilerinden. Yahu dedi ben seni kucağımda büyüttüm dedi. Sana peygamber diye mi inanacağım? Şimdi dedi kibirinden yeğenini, peygamberimiz yeğeni. O kibirine kafası çalışmadı. İnsanın nefsin şeyleri bunlar. Kibir, gazap, kin, haset. Bunlar nefsin şeyleri. Bunlara insan esir oldu mu aklı çalışmaz. Çalışmayınca her türlü kötülüğü yapar. Evet. Şarap ile ilgili şarkılar var.
Nasıl da tutuyorlar o şarapçılar onu, meşhur. Nasıl satıyor plakları? Biri de kadere itiraz ediyor. Yani nasıl satılıyor? Yahu aklınızı kullansanız da sen de müminsin yani. İlla yine o nefsinin dediği tarafı aklını örtüyor. Yanlışlarını göremiyor insan. Allah bize aklı selim versin. Nefsine hakim olma kabiliyeti versin. Allah'ın dediklerini, emirlerinin güzelliğini, peygamberin yolunun güzelliğini görme kabiliyeti versin. Bu saf akılla oluyor. Buna firaset deniyor. Baktı mı çok cazip ama arkası tuzak. Aha bunu diyebilecek, seçme imkanını bulabilsek ne güzel olacak ama o seçmeyi zaten bir çizgi o. Kaybettin mi battıkça da batıyorsun. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eylesin, ahlakımızı güzel eylesin inşallah.